Çerkeşli köyündeyiz ve şimdi bu köyün meşhur damat böreğini yapıyoruz. Yeni çiftlere evlendikten sonra damat için evlere gönderirlermiş bu böreği. Evet. Şimdi acaba malzemelerimiz neler Sabahat ablacığım? Malzemelerimiz yufka, tavuk, yağ. Bir de burada bir sos görüyorum. Sos, evet. Salçalı sos. Salçalı sosu tavuğun üzerine süreceğiz. Tamam, yufkadan yapılıyor bu börek. Evet. Hazır yufka. Bu yufka imece usulü köylerde hanımlar bir araya gelirler. Evet. Ve kışlık hazırlık için yaparlar. Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Bu börekleri böyle yufkaları ıslatacağız. Islatacağız ve yumuşatacağız. Ondan sonra yumuşatıp yağlı tepsiye koyacağız. Harika. Böyle suyunu akıtıp. Şimdi niye suladık? Çünkü yumuşayacak yufka. Yumuşasın diye, evet yumuşasın diye. Bu arada bu yufkalar marketlerde de hazır bir şekilde satılıyor. Yapmak isterseniz illaki oturup açmanıza gerek yok. Damat böreğini hazır bu yufkalardan alarak da yapabilirsiniz. Ama işlem aynı. Böyle sulayacaksınız marketten aldığınızda da bu hazır kuru yufkaları. Evet. Kaç tane ıslatacağız? 8 tane. 8 tane. Evet. Oo. 8 tane yufkamızı ıslatalım bakalım ve yağlı tepsimizi alalım. Şimdi bir güzel yufkalarımızı ıslattık. Yufkalarımız evet. Orada yumuşuyorlar. Biz ne yapalım? Biz şimdi tavayı diteceğiz. Haşlanmış tavuğumuz var bakın. Evet. Önceden haşladığımız tavuğumuzu şimdi minik minik parçalara ayıracağız. Damat böreğinin en lezzetli kısmı. Şimdi ben tabii niye damat böreği deniyor onu da soracağım size Sabahat ablacığım. Özellikle düğünlerde ama bayramlarda, özel günlerde de yapılır. Niye damat böreği? Damat böreğinin hikayesi gelin babasının evinden giderken böreğini, tavuğunu pişiririz, kızartırız. Bir şeye güzel bağlarız, jiletinleriz. Arkasından hediye gibi. Hediye, arkasından hediye gönderir, veririz. Evlerine gönderilir. Evet, evlerine gönderilir, evet. Ne aynen kadar öyle. Güzel bir gelenek. Sizde de oldu mu? Size de gönderdiler mi? Evet, gönderdiler. Hem de nasıl yedik. Oh, afiyet olsun. Ne tatlı şifası. Tatlı yedik. Valla. Evet. Çok özel bir lezzet bu köy için. Aynen. Yine evlerine gittiğinde çiftler işte bu yemek, bu evet. Börek olmazsa olmaz gelinin ailesi tarafından gönderiliyor. Evet, evet. Kız tarafından. Kız tarafı evet, yapar. Aynen hazırlar, öyle. Damada hediye eder. Evet. Bol bereketli güzel bir evlilikleri olsun, sağlıklı bir evlilikleri olsun diye burada bir gelenek. Aynen. Asırlardan beridir süre gelen ve yapılan bir bizim lezzet. Bildiğimiz bileli böyle yani. Önceden gelenek gelen bir şey. Evet. Ata tarifi. Evet. Tavuklu. Evet. Aynen yufkalı, öyle. Yufkalı. Harika bir lezzet. Evet. Biz de şimdi damat böreğini yiyeceğiz. Evet. Göndermeyeceğiz değil mi? Birine var mı damat? Biz yiyeceğiz değil mi? Evet biz yiyeceğiz. Biraz sonra yiyeceğiz. Tamam. Hı-hı. Of. Az sonra yiyeceğiz. Of of of. Valla güzel. Evet. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi bunu ben biraz çevirmem lazım. Bu arada kızgın. Yufkamız da ocağın üstünde onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi biz bunu çevire çevire pişiriyoruz. Çevire çevire pişireceğiz. Kızardıktan sonra çevireceğiz. Alt üst edeceğiz. Evet. Altı üstü evet. Üstü alta gelecek. Kızardıktan gelecek. Sonra da tavuğumuzu üzerine koyacağız. Çok lezzetli olacak. İnşallah. Evet, evet. Tavuklarımızı didikledik. Evet. Yufkamız bir yandan pişiyor. Evet. Şimdi sıra geldi bu güzel sosu tavuklarla biraz, buluşturmaya. Biraz üzerine yapacağım. Evet. Ne var içinde? Yoğurt, yağ, kırmızı biber. Süper. Yoğurdumuzu, yağımızı, evet. Kırmızı toz biberimizi bütünleştirdik. Evet. Güzel bir sos yaptık. Şimdi tavuğumuzla birleştiriyoruz. Evet. Şimdi üzerine böyle yapacağız, süreceğiz. Şimdi bir güzel sosumuzu da tavuklarla buluşturduk. Evet. Şimdi bekliyoruz. Çünkü yufkalarımız pişiyor. Ardından evet. Yufkalarımızın alt kısmı pişince üstüyle değiş dokuş yapacağız. Evet. Bu arada biz de tavuklarımızı fırına verelim. Evet. Fırında bir güzel kızarsınlar, pişsinler. Sonra iki lezzeti buluşturalım. Damat böreğimizin yufkaları pişti. Fırına atmıştık tavuklarımızı. Tavuklarımız da bir güzel kızardı. Şimdi ne yapalım? Şimdi böreği keseceğiz. Tamam, hadi keselim. Çok güzel oldu. Kare kare kestik tamam. Yufkalarımızı. Tatlı toz biberimiz var. Tatlı toz biberimizi de bir güzel tavuklarımızın üstünde evet. Gezdiriyoruz. Evet. Tavuğumuzu bir güzel tatlı toz biberle buluşturduk. Çok güzel görünüyor gerçekten. Yufkalarımızı alıyoruz. Kat kat. Bakın 8 kat yufkamız vardı. 8 katlı evet. Değil mi? 8 kat. Piştikçe, ıslandıkça nasıl da çektiler, nasıl da küçüldüler. Şimdi üzerine... inanmak mümkün değil. Evet.
üstüne tavuklarımızı koyduk. Ben dayanamıyorum. Damat böreğinin artık tadına bakıyorum. Çok buyurun, merak ediyorum gerçekten. Buyurun, afiyet olsun. Şöyle. Afiyet olsun. Alıyorum. Çok lezzetli. Çıtır çıtır bir hamur. Tavuk zaten mükemmel bir lezzet veriyor. Bayıldım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel afiyet ya. Afiyet olsun. Tam bir düğün yemeği gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.